sonunda Ağustos oldu ve Billie Eilish konseri yaklaşıyor. Melanie ve ablası Mia onun şarkılarına bayılıyorlar. Babalarının onlara bilet için para vermesini sağlamaları gerekiyor. Kızlar bir yıl boyunca her gün evi temizleyecek ve güzel notlar alacaklar. Az laf, çok iş. Babaları kızlarına para kazanma şansı verdi. Eski bir dondurma karavanını temizlemelerini istiyor. Çalışanlar işe başlamadan önce paranın yarısını alacaklar ve diğer yarısı iş bittiğinde. Karavan beklediklerinden daha kötü görünüyor. İş bittiğinde yıkılmayacağından emin değilim. Tıpkı kızlar gibi. Ama bir konser için meydan okumayı kabul ediyorlar. Kızlar zaman kaybetmeden hemen temizliğe koyuluyor. Bu şekilde karavanı onarmalılar ama kızlar şimdilik onu bırakmaya karar verdiler. Çok çalıştıkları için epey yorgunlar. Biraz dondurma zamanı. Melanie mangodan pek hoşlanmaz. Bu yüzden başka çeşitlerinden almaya gitti. Yoldan geçen biri onların dondurma sattıklarını düşündü. Para kazanmanın oldukça kolay olduğunu anladılar. İçlerinde istedikleri biletlere yakında kavuşacaklarına dair bir umut ışığı belirdi. Mia duvarları boyadığı sırada kız kardeşi ona bir ziyafet hazırlamaya karar verdi. Kulaklıklar yüzünden hiçbir şey duyamıyor. Melanie her zaman ıskalar ama bu sefer başarıyor. Dondurma atmak iyi bir fikir. Çalışmak çok eğlenceli. Karavan boyandı ve dondurmalar bitti. Harika iş kızlar. Ah, yapışmış gibi görünüyorlar. Melanie malzeme almak için mağazaya gitti. Artık işler daha da büyüyor. Ama kasiyerin ona kötü bir haberi var. Her bir kutunun fiyatının 100 dolar olduğunu söylüyor. Ama sadece tek bir 100 doları var. Hangi lezzetin daha fazla para kazanmalarına yardım olacağını yorumlarda bize belirt. İşler oldukça tıkırında ilerliyor. Mia nefes bile alamıyor. Melanie'nin yardımına ihtiyacı var. Ops, dondurmadan kıl çıktı. Sağlıklı hizmet için kılık kıyafetimize çeki düzen vermeliyiz kızlar. Kızların hizmet kurallarına uygun üniformalara ihtiyacı var. Güzel görünüyor. Gerçek bir şef gibiler. Para su gibi akıyor. Umarım vergi dairesi bu iş yerini ziyaret etmez. Dondurma satmak göründüğü kadar kolay değil. Herkes ona bayılır. Yetişkinler, çocuklar, hatta köpekler ve kediler bile. Kızlar tatlı yiyerek biraz rahatlamak istiyor. Hay aksi, Melanie bugün çok yoruldu. Ama aklına parlak bir fikir geldi. Bu yüzden dinlenmenin sırası değil. Şimdi işe koyulma zamanı. Kızlar birlikte çalışmaya başladığından beri kavga etmiyorlar. Oldukça havalı bir düzenekleri var. Şekerlemeli dondurmaları günden güne daha da popülerleşiyor. Ve bu şekilde zengin olmalarına da çok az kaldı. Mia lollipopunu yere düşürdü. 5 saniye kuralını kullanamadı. Çünkü çimenlere yapıştı. Bırak şekerimi, o benim. Neyse ki geri alıyor. Hatta sahip olduğundan daha büyük. Lollipop bir sandalyesi oldu. Yalamaktan çok daha iyi. Kardeşinin aynı sandalyeden alması çok daha komik bir durum. Acaba nereden buldu? Sanırım asla bilemeyeceğiz. Kızlar sandalyeleri test etmeye ve müşteriler gibi davranmaya karar verdiler. Ya da şunu söylemek daha iyi olur. Onlar gibi oturmaya. Hey, tüm para nereye gitti? Birisi sandalyelere para mı harcadı? Kim olabilir? En güzel dondurma karavanı için Instagram'da bir yarışma var. Kızlar katılmaya karar verdiler. Kazanmak için şansları epey yüksek. Sadece bir tane karavan var. Kızların kazanmasına yardım edelim. Tıpkı bu videodaki gibi. Kızlar artık sattıkları dondurmaları yememeye karar verdiler. Uzlaşmak hiç de kolay değil. Yalnızca dondurma şeklindeki parlak ışıklar onların dikkatini dağıtabilir. Kavgayı unutup tekrar birlikte çalışmaya başladılar. Ama sorun şu ki mutsuz bir müşteri var. Dişi kırılmış olmalı. Dondurmaya da gerçekten çok benziyor. Kızlarımız para cezasına çarptırıldı. Küresel piyasadaki itibarları için kötü olacak. Konser hayali uzaklaşıyor gibi. Özel bir uyarı asmaları gerekiyor. Belki de aynısını Melanie'ye de asmadılar. Bazen onu da ısırmamak için çok zor duruyorum. Hey, yemeyin diyor. Harika bir dondurma karavanı oldu. Melanie garip bir şey buldu.
Ne olduğunu merak ediyorum. Vay, bu bir tahta. Dondurma koleji açabilirler. Reklamlar için veya günlük sloganlar için kullanabilirler. Slogan için bir fikirleri yok. Ancak dondurmalar için herhangi bir fiyat belirleyebilirler. Ne de olsa insanlar satın almaktan vazgeçmeyecek. Melanie öyle düşünmüyor. Ucuz fiyatlar çok sayıda müşteriyi çekmeye yardımcı olur. Ve daha sonra zam yapılabilir. TikTok'tan işletme dersleri izlemiş olmalı. Fiyat ne kadar düşük olursa talep o kadar fazla olur. Kızlar bu kadarını beklemiyordu. Sanırım eski fiyata geri dönmelisiniz. Sadık müşteriler fiyatların pahalılığından çekinmez. Bu arkadaşımız biraz serinlemek istiyor. Kızların ona hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Müşteriyle sorun olsun istemiyorlar. Ah hayır, buzdolabı bomboş. Bu adamı gerçekten üzmek istemiyorlar. Melanie sahip olduğu malzemelerden kendi dondurmasını yapmaya karar verdi. Meyveli içeceği dondurabilir. Hem ferahlatıcı hem de sağlıklı. Ne de olsa gangsterlerin de vitaminlere ihtiyacı var. Bakalım kötü adam bunu beğenecek mi? Hepsini tek hamlede bitirdi. Şimdi daha da fazlasını istiyor. Melanie'nin sadece sebzeleri kaldı. Başka seçenek yok. Risk alma zamanı. Acaba vegan dondurmayı sevecek mi? Ya da yanlış mı görüyorum? Artık veganlar için de özel bir tarif eleri var. İnsanlar her tarafa lezzetli dondurmalar hakkında olumlu dedikodular yaydı. Melanie'nin başa çıkması zor, kontrolü sağlaması gerek. Siparişleri sürekli karıştırıyor. Hatırlaması imkansız. Müşteriler bu durumdan çok rahatsız ve isyan etmeye başlıyorlar. Kendi el yazısını bile anlamıyor. Artık bir sipariş panosu var. Böylece işi daha kolaylaşacak. Ama yine de el yazısı hakkında bir şeyler yapması gerek. Atıştırma zamanı. Dondurma her zaman iyi fikirler verir. Parmaklarını dondurmaya karar verdi. Elini hissetmiyor. Ama yazdıklarını okumak çok daha kolay. Müşteriler aniden gitti. Ve Melanie çok sıkıldı. Onları güzel bir okla çekmeye karar verdi. Ama insanlar onu görünce yolun karşısına geçiyor. Belki de herkesin sevdiği karakter Minnie Mouse'a ihtiyaç var. Reklamı o yapsın. Satışları Melanie üstlensin. Ve işte müşteriler geliyor. Disneyland'ı herkes sever. Artık karavanın yeni bir parçası. İş yerinde zor bir gün sona erdi. Kirli bulaşıklar onu bekliyor. Onları atamaz. Çünkü her biri para. Konsere gitmek istiyorsa hepsini yıkaması gerek. Bulaşık yıkamak bir oyunmuş gibi davranırsa daha eğlenceli olabilir. Av başladı. Dikkat edin pislikler. Bu biraz sert oldu. Melanie delinmiş tabakları atmak istemiyor. Onları karavanın içini süslemek için kullanmaya karar verdi. Melanie hafif olduğunu düşündüğü ağır şurup kutusunu taşımak istedi. Ama alt kısmı yırtıldı. Neyse ki işlere olumlu taraftan bakıyor. Şurup şişesi masası yaptı. Çok kullanışlı. Ama bir şekilde çabucak bitiyor. Sebebi ise Mia. Sulandırmadan hepsini içiyor. Bu şekilde bilet için para biriktiremezler. Melanie işi kendisi yürütmek zorunda. Ve bir şey fark etti. Kız kardeşini yararlı bir işle meşgul etmesi gerek. Resim yapmanın kimseye zararı yok. Ama şekerlerin var. Bu işte gayet iyi ve biraz övgü istiyor. Ama kardeşi yine mutsuz. Ondan ortalığı temizlemesini istedi. Ortalığı kimin temizleyeceğine karar vermeleri için oyun oynarlar. Bilin bakalım top nerede? Melanie için çok kolaydı. Görünüşe göre Mia temizlemek zorunda kalacak. O kadar sıcak ki dondurma hemen eriyor. Güneş nasıl daha az parlak hale getirilir? Belki bir çadırın altında saklanmak yardımcı olur. Ama nereden alabilirler? Babalarının şemsiyesi işe yarayabilir. Babalarının fark etmemesi için onu bir şeyle değiştirmeleri gerekiyor. Melanie'nin her zaman şemsiyelerle sorunu vardır. Mia ise bu konuda çok daha iyi. Düşündüklerinden daha büyük. Güneş artık kızlara bakıp dondurmalarını eritemeyeceksin. Ne tesadüftür ki babaları yağmura yakalanıyor. Saçına çok fazla önem veriyor. Şemsiye yerine lollipop olması onu çok kızdırdı. Kızlarına sorması gereken birkaç soru var.
Melanie son zamanlarda çok fazla dondurma yiyor. Dişi çok ağrıyor. O kadar çok ki konuşamıyor bile. Dişçilerden ve kovboylardan çok korkuyor. Biri kovboy mu dedi? Babanız Vahşi Batı'ya kafayı takmış gibi. Dişini bir kere bu şekilde çekmişti. Hiç hatırlamak istemediği bir olayın tekrar olabileceği düşüncesiyle tir tir titriyor. Geçmiş onu biraz terletti. Lütfen bir daha olmasın. Ama babanın dişe ihtiyacı yok. O diş perisi değil. Televizyonun kumandasını çekiyor. Bugün onun kovboy filmi izleme günü. Böylece tehlike ortadan kalktı. Korku dişteki ağrıyı giderdi. Artık dişçiye veya kovboylara ihtiyacı yok. Ah, ucuz yırtık. Mia bugünün konser günü olduğunu fark etti. Kazandıklarını sayma ve bütçeyi paylaştırma zamanı. Vergiler yüzünden sadece bir bilet için paraları var. Şimdi de kimin gideceğine karar vermeleri için kavga ediyorlar. Üstelik idollerinin tam karşılarında olduğunu fark etmeden. İnsanlar Instagram'da karavan hakkında dedikodular yaymaya başladı. Bu yüzden Billie Eilish da efsanevi dondurmayı tatmak istedi. Küçük işletmeyi desteklemek için konser vermeye bile karar verdi. Kızlar bu kadarını beklemiyordu. Hedefe giden yol hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. İşte yapı malzemelerin. Gizli oda yarışması başlıyor. Ve ilk yarışmacı hemen işin içine giriyor. Yapacak bir şeyler düşünmeye çalışıyor. Dikkatli ol. Ah hayır, serçemizin ilk yardıma ihtiyacı var. Ama pes etmiyor. Gerçekten kazanmak istiyor. Melanie paletlerini Tetris'le kontrol edebileceğini anladı. Bu oyunu oynamak için çok zaman harcadı. Fakat bir amacı vardı. Çerçevesi hazır. Güzel işçilik. Şimdi Jenny'nin yeşil odasında çalışma zamanı. Kaba kuvvet kullanıyor. Çok fazla Hulk çizgi romanı okudu. Bu inanılmaz. 12 bisiklet ağırlığında bir yatak kaldırabilir. Hadi yeşil! Melanie de pembe duvarlarını süslüyor. O da arkadaşı ona şaka yapmak istiyor. Kızımız o kadar çok kazanmak istiyor ki bu onu delirtiyor. Anne uzun bacak hemen arkasında. İdolüyle tanışmak kafasını karıştırdı. Bu şaka gerçekten işe yaradı. Jenny biraz zaman kazandı. Tam da istediği gibi. Anne uzun bacak yeni eldiven almak için para kullanabilir. Bahşişi de unutma. Yeni bir meydan okuma. Kızlar aralarında küçük bir test yapacak. Jenny ilk denemesinde topu sepete soktu. Melanie gergin ama bunu yapabileceğine inanıyor ve tam isabet. Ama Jenny onu bir puanla geçmiş durumda. Melanie'nin eli son saniyede titredi. Jenny bunu fark etmedi. Bu yüzden Melanie hile yapacak. Kazanmayı kafaya takmış ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapacak. Jenny durumdan şüpheli. Aşağıya yorum yapın ve Melanie'nin yanlış bir şey yapıp yapmayacağını söyleyin. Pembe çok güzel bir renk. Keşke tüm dünya pembe olsaydı. Bu boya kutusu sihirli bir değnek gibi. Her şeyi pembe ve mükemmel yapar. Melanie durdurulamaz. Jenny'nin bile pembe bir büyüsü var. Oo, Melanie neredeyse yaralanıyordu. Bu kimin kaykayı? Bu tanıdık bir renk. Sahibi bunu geri aldığı için mutlu. Jenny'nin harika bir dengesi var ve eğer tekerlekler üzerindeyse daha fazlasını yapabilir. Jenny her şeyin daha yeşil olmasını istiyor. Evdeki tüm yeşil şeyler onda. Bununla ne yapacak? Yeşil eşyalarını tutmak için yeşil duvarında yeşil raflar yapacak. Jenny'nin daha fazla rafa ve daha fazla yeşile ihtiyacı var. Güzel. Kızımızın odası tam bir orman gibi. Melanie doğadan korkar. Bu hırıltı sesi de ne? Çalılıklarda ne var? Babun mu? Kaplan mı? Ah, bu sadece Jenny. Burada bir hırsız var. Melanie'nin tetrisi rengine uymuyor. Jenny onun yerine bir neon yılanı yarattı. Vay! Bu tetris büyülü. Ama bu büyü bataryayı güçsüz bıraktı. Şarj olmasını beklemeliyiz. Bu ilginç bir renk. Jenny işlemi tamamladı ve kazanmaya hazır. Melanie Jenny'nin aydınlatma sisteminden ilham aldı. Enerjisiyle uyuşmak istiyor. Neon pembe ışıklar mükemmel bir seçim. Kızımız bir dahi. Jenny Tetris oynarken Melanie görevi devraldı.
kızımızın büyük bir amacı var. İşte temizlikçi. Bunu gördüğüne oldukça sevinecek. Her zaman bir peri olmak istemiştir. Nihayet hayalleri gerçek oldu. Melanie sakız çiğniyordu ve harika bir fikir aklına geldi. Ah elbette, balonlar çok eğlencelidir ve odasını parti moduna sokabilir. Melanie bunun gerçekleşmesi için çok fazla sakız çiğnemek zorunda kalacak. Jenny onu kıskanmaya başladı. Aptalca bir fikir gibi görünüyor ama denemeye değer. Fakat bu göründüğünden çok daha zor. Hay aksi, bu kötü denemeydi. Bu senin suçun değil. Jenny'nin gizli odasında bir şey eksik. Ama ne? Ah, ot yeşili bir halı. Köpeklere yasaktır işareti koymayı unutmamalı. Ama kötü oda arkadaşı burada. Şu işe bak, bir işe yaramamış olmalı. Arkadaşı Jenny'nin tüm bitkilerini öldürmeye mi çalışıyor? Hayır, halıyı mahvetmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir şey. Jenny çoraplarını ıslattı. Nedeninin sadece sabah düşen çiğ olduğunu düşünüyordu. Ya değilse kurutucusu ona yardım edebilir. Kurutmaya başladı. Hay aksi, bu kadar yeter. Melanie de karmaşık bir bulmaca üzerinde çalışıyor. Ne? Islak çorap görmeyi beklemiyor muydun? Son yapboz parçası nereye gitti? Bu pembe denizde onu bulmak zor. Islak çorap kesin çalmıştır. Melanie artık stresle baş edemiyor. Kızımız büyük bir bulmacanın daha da iyi olduğunu fark etti. Bu da ne? Mükemmel zamanlama. Ne yazık ki tüm yeşil şeyler lezzetli değildir. Jenny marul yemek zorunda çünkü en sevdiği renk. Melanie onu şekerle kızdırıyor. Hala rakipler. Mücadeleyi sadece biri kazanabilir. Jenny yemeğini tatlandırmaya başvurmak zorunda kaldı. Şimdi burada maruldan daha fazla şeker var. Makaronlar böyle büyür. Hoşuna gitti mi Melanie? Bu hiç komik değil. Pembe oda harika duruyor. Fakat Melanie Jenny'yi yenmek için bir şans istiyorsa daha çok çalışmak zorunda. Oda bittiğinde sahibi kendi başının çaresine bakabilir. En büyük ödülü kazandığında güzel görünmek zorunda. Bu ayna kirpikleri için çok küçük. Onun dünyasındaki her şey pembe ve istediği her şeye sahip. Az önce hayalinden ayna mı çaldı? Vay canına! Şimdi her şey daha güzel. Jenny'nin nesi var böyle? Sadece yüz maskesi yapıyor. Önemli bir çağrı dikkatini dağıttı. Ama en azından bu görüşme FaceTime değil. Melanie bu boşluktan yararlanabilir. Hayır Jenny, bunu yüzüne sürme. Beni duyamıyor. Pekala, ne istersen onu yap. Aa, maske çıkmıyor. Bu komik bir şaka değil. Bunu evde denemeyin. Yoksa tuzağa düşebilirsiniz. Parmaklarına ne oldu Melanie? Melanie makyajına başlamak üzere. Hangi rengi seçsem acaba? Pembe mi yoksa pembe mi? Pembe elbette. Bu gerçek bir mükemmellik. Melanie kendi güzelliğini bile kaldıramaz. Düşüş ona ilginç bir fikir verdi. Makyaj rafına ne dersin? Şimdi hepsi tek bir yerde olacak. Jenny'nin favori bir hayvanı var. Bu bir kurbağa. O kadar çok seviyor ki ona arkadaşlar edinecek. Ve işte karşınızda kurbağa grubu. Bu da ne? Bir ok mu? Dikkatli ol, yoksa kurbağayı vurabilirsin. Aa, bu okçu çok tatlı. Ne? Neden kurbağaları öpüyor? O deli mi? Şimdi kurbağanın bile bir erkek arkadaşı var. Ama Jenny'nin hala yok. Bu garip şey de ne? Jenny bunun Melanie'ye ait olduğunu varsayar ve araştırmaya başlar. Ama Melanie'nin de kafası karışık. Onda da bir tane var. Ya onları birleştirirsek? Vay, bir geçit açtık. Aa, Jenny ortadan kayboldu. Geriye sadece yeşil para kaldı. Umarız Melanie bu durumu düzeltebilir. Melanie ve Ruby harika bir pijama partisine gidiyorlar. Bütün gece eğlenmeye hazırlar. Hiçbir şey onları durduramaz. Katı babaları hariç. O çok eski kafalı. Küçük kül kedisinin gece yarısından sonra dışarı çıkmasını istemiyor. Ruby ne buldu böyle? Dolapta gizli bir oda mı? Emlakçı bundan hiç bahsetmemişti. Ruby bir şey düşünmüş gibi görünüyor. Bunun sonu iyi olamaz. Hatta kız kardeşini de kendi planına çekiyor. Ah, Summer hizmetçi geldi.
Buna bir son vermelisin. Ama kızlar onu rehin aldılar. Babaları onları bırakmamakla doğru olanı yapmış. Şimdi kendi pijama partilerini verecekler ve tarihe geçecekler. Pijama partisinin çok özel bir kıyafet kuralı vardır. Ruby bir Hilton bornozu giyecek. Melanie pijamalarını Paris'te Disneyland'ı ziyaret ederken satın almıştı. Summer'ın en sevdiği pijamaları ise onun tek elbisesi. O gerçekten çok fakir. Yaratıcı olması gerekecek. Hey, bu oldukça iyi çıktı. Ruby ve Melanie resmen aşık oldu. Arkadaşlarının bu pijaması ne kadar da farklı. Ruby daha büyük olduğundan parti planlamasından o sorumlu. Sis makinesini nereden aldı? Bu tehlikeli olabilir. Bekle, hayır, aslında bu çok eğlenceli. Bu gerçek bir parti gibi görünmeye başlıyor. Ah, duman tüm daireyi doldurmaya başladı. Babaları çıldırmadan duman dedektörleri kapanacak mı? İtfaiye durumu kurtarmaya geliyor. Artık güvendesiniz. Bu oldukça hızlıydı. Kızlar yeterince aydınlandı. Artık serinlemeye ihtiyaçları var. Onların pijama partisi bir köpük partisine dönüştü. Bundan daha iyi ne olabilir? Kızlar bu duruma çok sevindi. Küçük baş belaları gizlice kaçmaya çalışıyor fakat kesinlikle yakalanacaklar. Babaları ne yaptıklarını öğrenirse başları büyük belaya girecek. Ne? Hayır, gözlüğüne dokunma. Neden onlara ihtiyacın var ki? Harika iş çıkardın Summer, bu çok ikna edici. Bu babaları yakalandılar. Kızların nereye gittiklerini fark ettiyseniz aşağıya yorum yapın. Sonra kesinlikle başları belaya girebilir. Karanlıktan kim korkar? Ruby korkunç hikayeler anlatmakta harikadır. Bir zamanlar tırnaklarımı yeni yaptırıyordum. Salonda 2,5 saat geçirdim. Sonra tırnak işlemi bitti ve cüzdanımı almak için çantama uzandım. Ama sonra elime baktım ve gördüm ki tırnağım kırılmış. Lanet olsun. O kadar yüksek sesle bağırmaya başladım ki 2 bloktaki tüm camları kırdım. Summer bu hikayeden etkilenmedi. Onun tırnakları hep kırık. Yemeksiz bir parti sıkıcı bir partidir. Summer bu konuda onlara yardımcı olabilir. Tüm hayatı boyunca buna hazır hissetti. Ruby bunun çok eski moda bir yöntem olduğunu düşünüyor. Güçlü bağımsız kadınlar pizza sipariş ediyor. Kapılarına kadar teslim alabilirler. İşte sana büyük bir bahşiş. Burası köpek kulübelerine bile teslimat yapıyor. Pizzaları lezzetlidir. Ve onu pişirmeniz gerekmez. Summer bunu daha önce hiç denemedi. İşte Summer'ın korkunç hikayesi. Bir zamanlar üniversiteye gittim ve herkes bana gülmeye başladı. Aşağıya baktım, pijamalarımlaydım ve ayakkabıma tuvalet kağıdı yapışmıştı. Onu sökmeye çalıştım ama işler daha da karmaşık hale geldi. Bu hikaye çok korkutucu. 7D gözlüğe bile ihtiyacınız yok. Bakın, çok pis dövüşüyorlar. Mutlaka birileri yaralanacak. Sonra babaları harçlıklarını kesebilir. Ne? Parayla mı savaşıyorlar? Bu inanılmaz. Birbirlerinden para koparıyorlar. Zararsız bir oyun gerçek bir savaşa dönüştü. Summer ikisini de kolayca nakavt etti. Artık oynayacak kimsesi yok. Beyaz bayrak, teslim oluyoruz. Korku filmi izlemek kötü bir fikirdi. Geçen sefer Melanie bir ay boyunca uyuyamadı. Bu sefer kendini güvende tutmalı. Hala biraz uyumaya çalışıyor. Buradaki en küçük olduğu için onu korumalıyız. Korku filmi bu mu? Sadece Summer'ın temizliğinin güvenlik kamerası görüntüleri mi? Bu korkutucu mu? Ruby dehşete kapıldı. Temizlik. Korku filmleri Ruby'yi acıktırdı. Gizli odadan çıkmadan yiyecek almanın bir yoluna ihtiyaçları var. Süpürge mi? Bu yöntem işe yarayacak gibi. Ama hayır, bu çok kolay olmayacak. Bu fikir en başından beri falso. Buzdolabının tamamını mı almaya çalışıyorlar? Bu çılgınca. Bu işlem çok çaba gerektirdi. Ama şimdi çok fazla yiyecekleri var. Bu iyi bir fikirdi. Üstelik çok lezzetli. Ruby çok havalı bir maske yaptı. Summer böyle yaşamayı hayal edemez. Kendisi de kullanabileceği bir şey istiyor. Summer bu yaşlanmaya meydan okuyan maskeyi bir reklam panosunda görmüştü ve şimdi yüzünde. Bu şimdiye kadarki en zengini. Sonuç harika. Summer 10 yaş daha genç görünüyor. Bu biraz fazla. Çok komik Ruby. Bu bir TikTok maskesi.
Ruby biraz un buldu. Ancak Ruby bunun yüz pudrası olduğunu varsaymıştı. Ruby utanmalısın. Daha önce hiç un görmedin mi? Summer Ruby'ye yemek pişirme dünyasını göstermek istiyor. Ruby'nin hayatı asla eskisi gibi olmayacak. O artık bir fırıncı. Küpeli kurabiyeler mi? Bu ilginç. Ruby buna bayıldı. Heyecanla etrafta koşturuyor. Bu fırınlanmış küpeler harika. Artık hazırlar. Başarı kokuyor. Güzel bir ders çalışma günü daha. Melanie harika görünüyor. Neler oluyor? Herkesin elbisesi aynı mı? Mağazada bu elbisenin sadece kendisinde ve Katy Perry'de olduğunu söylemişlerdi. Bu bir kabus olmalı. Ruby ve Summer onun için endişeleniyor. Onun tüm elbiseleri zaten burada. Bu sadece bir rüyaydı. Sadece bir rüya. Summer bir hizmetçiye benziyor. Makyaj çantasında yok yok. Kızlar zengin vaftiz annelerini baştan çıkarmak için buradalar. İşe yarayacağından emin değilim ama hiç yoktan iyidir. Kızlar bir plan yapıyor. Bu birilerini bir yerlerde etkileyecek. Summer ne kadar güzel göründüğüne inanamıyor. Ruby en büyükleri. İlk öpücüğünü aldı. Bu gayet güzel. Belki de bu yüzden Summer şişinip duruyor. Kim bilebilir ki? Şimdilik domatesler üzerinde çalışabiliriz. Domatesler erkek çocuklardan çok daha iyi. Belki de bu yüzden Summer'ın erkek arkadaşı yoktur. Sıcak kakao Melanie'nin kabuslarını uzak tutmalıdır. Ayrıca çok lezzetli. Summer da yorgun. Ama sakın uyumamalı. Zengin kızlar ona şaka yapacak. Klasik dokunuş. Krem şanti bıyık. Summer uykusunda bile yemek yapar. Melanie'nin ona kötü bir şakası var. Elini bir bardak suya sokmak kesinlikle büyük bir karışıklık yaratacaktır. Ama hizmetçi uykusunda bile işine sadık. Bardağın tozunu alıyor ve temizliyor. Son şakada işe yaramadı. Bu çok sıkıcı. Asla ona ayak uyduramayacaklar. Kupalar ve pimpon topu olmazsa olmazlardır. Ruby'nin beklendiği gibi harika bir amacı var. Yani bir ödülü hak ediyor. Bu yüzük bir servete mal oluyor. Summer da oynamak istiyor. Kazanırsa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Buna izin vermezler. Tam isabet. Tek atış. Mükemmel. Kızlar daha önce hiç böyle oyun görmemişti. Anlaşılan zengin olmak zor iş. Parti bitti. Makyajımızı temizleme zamanı. Summer kızları hiç böyle görmemişti ve oldukça korktu. Evet, Summer'ın yüzlerini düzeltmesi gerek. Bu korkunç. Ama böylesi daha iyi. Parti kızlarımız hemen uykuya daldı. Melanie ve Ruby ise gerçek bir partiye gidiyorlar. Acele edin kızlar. Bu gece onları ve Summer'ı gerçekten yakınlaştırdı. Üçlü olarak daha çok eğlenecekler. Ama onun için bir elbise seçmeleri gerek. Aralarından seçim yapabilecekleri çok şey var. Üç kız gerçek bir partiye gidiyor. İlgi odağı olacaklar. İlk kez kızlar Summer'ı bir hizmetçi gibi göstermediler. Ama babaları her şeyi nasıl normale döndüreceğini biliyor. Summer'ın artık arkadaşları var ve onu asla yalnız bırakmazlar. Birlikte temizlik yapmak eğlencelidir. Partilere gitmek kadar eğlenceli değil. Ama en azından şimdi Ruby ve Melanie her zaman Summer'ı destekleyecekler. Lucy ablasının ona kitap okumasına bayılır. Ancak şu anda Instagram'da Lucy'ye dikkat edemeyecek kadar meşgul. Bakalım internetin kesilmesi nasıl hoşuna gidecek? Bu onun hayatının sonu. Vay canına, bundan kurtuldu. Summer Lucky'nin dikkatini bir saklambaç oyunuyla dağıtmak ister. Vay canına, işe yaradı. Lucy nerede saklanırsa saklansın Summer onu kolayca bulacaktır. Evet, bu oyunda o her zaman iyidir. Summer sinsi olmak zorunda. Lucy bir sorunu çözümsüz bırakamaz. Onu yakalamak şimdi sadece dakikalarını alacak. Anladım. Bekle. Bu annem. Bu kadar kolay bir sorunu çözmediği için Summer'a kızgın.
Annesinin Lucy'nin kayıp olduğundan haberi yok. Babası da en sevdiği oyunu oynamakla meşgul. Kanepenin ne kadar rahatsız olduğu umrunda bile değil. Sadece oyunu kazanmaya odaklı. Anne çıldırıyor. Lucy nerede? Fakat kızının bulunduğundan haberi yoktu. Babası buldu. Fakat rastgele bir çocuk. Peki onu nereden buldu? Kendi kızının neye benzediğini gerçekten bilmiyor mu? Bu kesinlikle Lucy değil. Baba kimi bulduğunu umursamıyor. Oyununa geri dönmek istiyor. Bu çocuğu iade etmeliler. Asıl soru Lucy nerede? Anne deliriyor. Yine o çocuk. Babanın bu duruma bir faydası yok. Bu da kim? Bu adam da oğlunu kaybetmiş. Çocuklar neden kaybolmaya devam ediyor? Vay, babalar çok işe yaramaz olabilir. Yalnızca PlayStation oyunlarıyla ilgilenirler. Summer Lucy'nin günlüğünü buldu ve onu okumak üzere. Bu çok garip. Acaba içinde neler yazıyor?